Başkan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen sevgili halklarımız, cezaevindeki sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben bugün İçişleri Bakanlığı bütçesi hakkında görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık ve İnsan Hakları Günü'nde Türkiye'de insan hakları ihlallerin birinci derecede sorumlusu olan bakanlığın ve bakanlığın başındaki Sayın Bakan'ın uygulamalarını değerlendireceğiz. Çok ayrıntılı şeyler söylemeyeceğim ama şunu söyleyeyim bu konuda. İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği dün çok ayrıntılı bir rapor yayınladı. Türkiye'deki hak ihlalleriyle ilgili, geldiği noktayla ilgili, yaşam hakkı ihlalinden sistematik hale gelen işkencelere, cezaevlerindeki hak ihlallerinden mültecilerin yaşadıkları sorunlara, kadınların LGBTİ bireylere kadar her alanda yaşanan hak ihlallerini çok ayrıntılı anlattılar. Zamanınız olursa okuyun derim. Şimdi konuşmama önce kayyumlarla başlamak istiyorum. Unutturulmak istenen kayyumlar. Biz kayyum siyasetini ilk günden itibaren darbe olarak nitelendirdik. Çünkü 27 Mayıs darbesinden de 12 Eylül darbesinden de hiçbir farkı yoktu. 27 Mayıs'ta da 12 Eylül'de de seçilmiş belediye başkanları görevden uzaklaştırılmıştı. Yerlerine asker ve subaylar belediye başkanı olarak görevlendirilmişti. Seçilmiş belediye meclisleri de lağvedilmişti. AKP döneminde de, Sayın Bakan'ın döneminde de belediye başkanlarımız görevden uzaklaştırıldı. Yerlerine atanmış valiler ve kaymakamlar kayyum olarak görevlendirildi. Çoğunlukta olduğumuz belediye meclislerin tamamı da fiili olarak lağvedilmiş oldu. Şimdi bu arada diyebilirsiniz ki kayyum siyasetinin askeri darbelerle ne alakası var? Ben size birkaç tane resim göstereyim. Bakın, burası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önü. Mardin Büyükşehir Belediyesi var, diğer belediyeler var. Burası da Akpınar Belediyesi'nin önü. Görüyorsunuz değil mi? Zırhlı araçlar, askeri araçlar, yüzlerce polis kuşatması altında belediyeler işgal edilmiş. Daha dramatik bir şey söyleyeceğim size. Kars kayyumu belediyeye girmeden önce ne yaptı biliyor musunuz? Bakın, dikkatli bakın. Fetih duası okuttu, fetih namazı kıldırdı. Kars Belediyesi'ni işgal ettiği gün, işte siz belediyelerimizi bu şekilde gasp ettiniz, bu şekilde ele geçirmeye çalıştınız. Kayyumların hırsızlıklarından, yolsuzluklarından bahsetmeyeceğim. Bizim anlatmamıza gerek yok. Yüzlerce Sayıştay raporu var bu konuda. Ve bir kısmı bu hırsızlık ve yolsuzluklar nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Bakın, İçişleri Bakanlığı tarafından. Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyordu. Ama sakın görevden uzaklaştırılıp el etek çekip tirilip bir yere gönderildiğini düşünmeyin. Örneğin Mustafa Yaman yolsuzluk nedeniyle hakkında soruşturma olan, daha önce usulsüzlük nedeniyle hapis cezası almış, cezası ertelenmiş Mustafa Yaman şimdi yolsuzlukları, hırsızlıkları araştırılsın diye İçişleri Bakanlığı'nda mülkiye baş müfettişi yapılmış. Yakışır Sayın Bakan'a. Evet. Şimdi belediye başkanlarımız hakkında bırakın kesinleşmiş bir hapis cezasını, bırakın soruşturmayı, henüz hiçbir soruşturma yokken onları görevden aldınız. Hiçbir soruşturma yok, hiçbir dava yok. Peki belediye başkanı AKP'li olunca bakalım Sayın Bakan ne yapmış? Bakın, Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi AKP'li iki belediye başkanını yargılıyor. Belediye başkanlarına tabii ki yolsuzluktan 3 yıldan 4 yıl 5 aya kadar hapis cezası veriyor. Mahkeme İçişleri Bakanlığı'na yazı yazıyor. Ne için? Görevden alın diyor aslında. Peki İçişleri Bakanı ne yapıyor? AKP'li Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ve AKP'li Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek ile her zaman yaptığı gibi hatıra fotoğrafı çekiyor Sayın Bakan. Neden? Çünkü Sayın Bakan, siz masumları değil suçluları seviyorsunuz. Çünkü siz suçlularla fotoğraf çektirmekten özel bir haz alıyorsunuz. Çok değil, emin olun, en geç 6 ay sonra kayyum siyasetinize son vereceğiz. 6 ay sonra darbe rejiminize son vereceğiz. 6 ay sonra seçilmiş belediye başkanlarımızı davullarla, zurnalarla, halaylarla görevlerine iade edeceğiz. Sayın Bakan, ülkemizin kalıcı bir OHAL rejimiyle
yönetildiğinin canlı kanıtısınız siz. Sizin bakanlığınız, sizin döneminizde demokratik protesto hakkı tamamen askıya alınmış durumda. Siyasi partiler yürüyüş mü yapacak? Hemen yasaklıyorsunuz. Kadınlar gece yürüyüşü mü yapacak? Hemen yasaklıyorsunuz. Köylüler toprağına mı sahip çıkacak? Hop bir yasak kararı. İşçiler greve mi gidecek? Hemen bir yasak kararı. 25 Kasım'da, 8 Mart'ta kadınlar bir etkinlik mi gerçekleştirecek? Hemen yasak kararı. 10 Ekim'de gar katliamında yaşamını yitirenlerin yakınları bir anma mı gerçekleştirecek? Hemen yasak kararı. 1500 gün süren yasak kararları var. 1500 gün. Hakkari'de, Van'da darbeden bu yana bütün gösteri yürüyüşleri, toplantı, her tür protesto hakkı yasak. Daha ilgincini söyleyeyim. Bakın 2021'de bir kampanya yürütmüştük. Herkes için aş, herkes için aş. İş herkes için adalet kampanyası. Batman valisi bizim bu kampanya sırasında bu sloganların yer aldığı afişleri asmamızı engelledi. Neden? Çünkü vatandaş adalet, vatandaşta adalet yok algısı yaratabilmiş. Yasak buraya kadar geldi. Her şeyi yasakladınız Sayın Bakan, siz ve emrinizdekiler. Sadece demokratik protesto hakkını değil. Bakın her şeyi yasakladınız. Bu yaz 4 ay içerisinde onlarca konseri, onlarca festivali yasakladınız. Gençlerin müzik dinlemesine bile tahammülünüz yok. Yasaklarla mücadele edecektiniz. Şimdi yasakların içerisinde debelenip duruyorsunuz. İktidarınızı böyle sürdürüyorsunuz. Daha ilginç bir örnek vereyim. Bakın milletvekillerinin hiçbir mahkeme kararı olmadan milletvekillerinin yurt dışına çıkışını yasaklıyor Sayın Bakan keyfi biçimde. Bir milletvekili pasaportuyla yurt dışına çıkamıyor. Neden? İçişleri Bakanı istemiyormuş. İşte yasağın sınırı bu kadar. Şimdi Sayın Bakan, bir konuya daha temas edeceğim. Uyuşturucu meselesi. Bakın uyuşturucu meselesi 90'lardan sonra Türkiye ikinci kez uyuşturucuyla anılır oldu. Düşünün Latin Amerika'dan, Güney Amerika'dan gelip Avrupa'da satılacak uyuşturucu İspanya'da, Portekiz'de, İtalya'da, Fransa'da, Yunanistan'da, bütün Akdeniz ülkelerinde değil, binlerce kilometre geçip Türkiye'ye getiriliyor, Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya, Avrupa'ya satıyor. Siz bakmayın, bakanı dinlemeyin. Terörü, terörü, terörü diyecek. Bütün dünya biliyor. Arkadaşlar bütün dünya biliyor. Sayın Bakan. Türkiye'yi uyuşturucu üssü haline getirmiştir Sayın Bakan. Nokta. Bitti. Şimdi bunun sayın böyle sakın şey olduğunu düşünmeyin. Sedat Peker'in itiraflarıyla falan ortaya çıktığını düşünmeyin. Sevgili Timur Soykan henüz Sedat Peker konuşmadan önce bütün ayrıntılarını yazdı. Bu trafiğin Avrupa'daki büyük operasyonlar sonucu Türkiye'ye nasıl geldiğini yazdı. Ama Sayın Bakan ve İçişleri Bakanlığı bununla ilgilenmedi. Neyle ilgilendi? 300 tane, 500 tane torbacıyı yakalayarak uyuşturucuyla mücadele edeceğini sanıyor. Edemiyor, hepimiz buna tanığız. Şimdi bakın bir konuya daha temas edeceğim. Diyarbakır milletvekilimiz Semra Güzel İstanbul'un ortasında bir sosyal tesiste gözaltına alındı. Gözaltına alındığında milletvekiliydi. Hala milletvekili. Ama Sayın Bakan'ın da Sayın Bakan'ın emrindekilerin de ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne de milletvekillerine zerre kadar saygısı olmadığı için ne yaptılar? Aktif bir milletvekilinden bahsediyoruz. Ters kelepçeyle kelepçelediler, boynunu emmeye çalıştılar. Ama Semra Güzel'in boynunu eğemezler. Neden? Çünkü biz öyle bir gelenekten geliyoruz ki. Biz Kürtlerin piri Seyit Rıza'nın geleneğinden geliyoruz. Hiçbir Kürt'ü başını boynu eğemeyeceksiniz. Peruha Semra Güzel'in ihtiyacı yok. Peruk takacaksa Sayın Bakan taksın. Semra Güzel hayatı boyunca peruk takmadı. Şimdi Semra Güzel gözaltına alındığında Sayın Bakan bir tweet attı. Şöyle diyor. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu sana üzücü bir haberimiz var. Arkadaşlar HDP PKK'lı Semra Güzel enselendi.
güzel sahte pasaport ve AG isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişiyle Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyet'in başarılı operasyonuyla yakalandı. Şimdi Semra Güzel'in gözaltılmasıyla Sayın Kılıçdaroğlu arasında nasıl bir ilişki var, nasıl bir ilişki kurdu anlamak mümkün değil. Biz o zeka seviyesine sahip değiliz. Ama ben size şunu söyleyeyim mi? Bakın Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için fotoğraflara geleceğim, merak etme. Hiç merak etme. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ya ilişki kurmaya çalıştınız ya. Bakın ana muhalefet partisi Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oy kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılsın demedi. Ama neden? Tek işiniz algı operasyonu. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama sorun başka bir şey. Bakın sanırsınız memleketin sınırları eleğe çevrilmemiş. Sanırsınız bu hükümet döneminde dünyanın dört bir yanından çeteler, sözde cihatçılar elini kolunu sallayarak Türkiye üzerinden Irak'a, Suriye'ye gitmemiş. Bir tek kaçak Semra Güzel yakalanmış. Ya memleketin sınırlarını eleğe çevirdiniz Sayın Bakan. Eleğe çevirdiniz. Şimdi ben Sayın Bakan döneminde yurt dışına kimlerin elini kolunu sallayarak kaçtığını söyleyeceğim. Sezgin Baran Korkmaz kaçtı. Kaçmadan Sayın Bakan'la görüştüğü iddia edildi. Sedat Peker kaçtı. Hatta kaçışı için Sayın Bakan'ın Reşat Hafızoğulları üzerinden haber gönderdiği söylendi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katilleri elini kolunu sallayarak gizlice değil pasaportlarıyla belki diplomatik pasaportlarıyla elini kolunu sallayarak çıktı. Çiftlik Bank dolandırıcısı binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra elini kolunu sallayarak kaçtı. TODEX dolandırıcısı kaçtı. Cinayet asmettiricisi olduğu iddia edilen Galip Öztürk kaçtı. Antalya Adliyesi'nin icra müdürü 13 milyon lira çarparak kaçtı. İllegal bahis kumar çetelerinin Derkan Başer diye birisi kaçtı. 7 kişinin katil zanlısı kaçtı. Gri pasaportla yurttaşları yurt dışına kaçıran AKP'li belediyelerden hiç söz etmeyeceğim. Şimdi bütün suçlular elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçacak. Bir kısmına Sayın Bakan'ın yol verdiği yönünde iddialar olacak. Ama Sayın Bakan aktif bir milletvekilini İstanbul'da gözaltına almasından kahramanlık çıkaracak. Her şeyin çakması olur da koskoca İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, MİT'in çakma kahramanlara ihtiyacı olur mu? Şimdi arkadaşlar bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi Semra Güzel niye tartışıldı bu kadar anımsıyor musunuz? Niçin dokunulmazlığı kaldırıldı? Niçin gözaltına alındı? Niçin tutuklandı? Sayın Bakan gözaltına alınmasını nasıl kahramanlık mertebesine çıkarmak istedi? Ne için yapıldı bütün bunlar hatırlıyor musunuz? Elinde tuttuğu fotoğraflar yüzünden. Bakın Semra Güzel sadece fotoğrafları gerekçe gösterilerek dokunulmazlığı kaldırıldı ve milletvekilliği düşürülsün dedi. Tek bir örgüt üyesiyle olan fotoğraflarından dolayı Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılsın, vekilliği düşürülsün diyeceksiniz. Albümü suç örgütü liderleriyle, tacizcilerle, tecavüzcülerle, uyuşturucu satıcılarıyla dolu hepsinin idolü olan İçişleri Bakanı'ndan kahraman çıkaracaksınız öyle mi? Alın size kahraman. Şimdi size iki tane cinayetten bahsedeceğim arkadaşlar. Bir tanesi Deniz Poyraz cinayeti. Bakın bir katil tasarlayarak günlerce keşif yaparak 24 saat polis gözetiminde olan İzmir il binamıza giriyor. Bir çalışma arkadaşımızı katlediyor. Delilleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bina içerisinde geziyor. Kat kat geziyor. Yarım saat, bir saat sonra dışarı çıkıp çıkıyor ve gözaltına alınıyor. Şimdi Sayın Bakan'ın emrindeki güvenlik görevlileri bu süre boyunca yalnızca izliyorlar. Katil binadan çıkarken bir polis onu kucaklıyor. Ters kelepçe takmıyor. Boynunu eğmiyor. Polis memurları abicim adın ne diyorlar. Şimdi sizin komisyonda, genel kurulda ve sosyal medyada
hedef gösterdiğiniz Patriz'e elinde silahla giren katile işte o yüzden polis memuru abicim adın ne diye hitap ediyor. Çünkü siz bunu fiilen teşvik etmiş oluyorsunuz. Teknoloji ne kadar güzel bir şey değil mi Sayın Bakan? Biz bunları teknoloji sayesinde öğreniyoruz. Ama Sayın Bakan siz teknolojiden rahatsızsınız. Bu görüntüler ortaya çıkmasın, yayınlanmasın diye bir genelge yayınladınız. Ne dediniz? Polislerin güvenliği için dediniz ki hiç kimse polislerin operasyonlarını telefonuyla kayıt altına alamaz dediniz. Dediniz değil mi? Genelge yayınladınız. Allah'tan Danıştay vardı, bu genelgeyi iptal etti ve şimdi herkes her tür hukuksuzluğunuzu kameraya çekebiliyor. Deniz Poyraz'ın katilini 18 saat içerisinde tutukladınız. Gözaltı, emniyet ifadesi, savcılık, sülh ceza hakimliği toplam 18 saat. Hiçbir ilişkisini araştırmadınız. Neden? Ucu kime dokunacaktı? Sadat'a mı dokunacaktı? Devletin derin delhizlerindeki birilerine mi dokunacaktı? Suriye'de, Elbap'ta, Azez'de bilmem nerede askeri alanlarda fotoğrafı çıktı bu katilin. Neden araştırmadınız Sayın Bakan? Neden araştırmadınız? Katilin karanlık ilişkilerin bir parçası olduğu yönünde, Sadat'la ilişkisi olduğu yönünde ciddi kuşkular olan bir atış poligonunda aylarca silahlı eğitim aldığı ortaya çıktı. Neden araştırmadınız Sayın Bakan? Neden o poligonla ilgili hiçbir şey yapmadınız? Zengin bir ailenin çocuğu değildi ve o arada işsizdi. Aylarca 5 yıldızlı otellerde kalmış. Bu otellerde kimlerle kaldı? Kimler finanse etti? Neden araştırmadınız Sayın Bakan? Bu cinayetin ucunun kimlere dokunma ihtimali var? Bir tweet attığı için 8 gün göz altında tutuyorsunuz eski bir milletvekilimizi. Neden 18 saat içerisinde 24 saat geçmeden HTS kayıtlarını incelemediniz? Neden bunun arkasında kim var diye incelemediniz? Neden apar topar bu katili tek başına gözaltına alıp tutukladınız? Yanında hiç kimseyi gözaltına almadınız. Neden? Çünkü ucu size dokunacak diye korkuyorsunuz. Bakın Sayın Bakan, Solingen katliamını herkes biliyordur. Hepiniz biliyorsunuz. 29 Mayıs 1993 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde bir Türk aile durmuş ve Mevlüt'e Genç'in evi neonaziler tarafından kundaklanmış. Ailenin 5 üyesi Gürsün İnce, Hatice Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk yaşamını yitirmişti. 4 aşırı sağcı Alman tarafından gerçekleştirilen bu katliama karşı Avrupa'nın 4 bir yanında, Türkiye'nin 4 bir yanında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. 2008 yılından bu yana Türk-Alman Sağlık Vakfı tarafından bu aileye ithafen genç ödülü veriliyor. 5 yakınını kaybeden Mevlüt'e Genç önceki ay 30 Ekim tarihinde vefat etti. Cenazesi memleketi Samsun'da defnedildi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Benzer bir katliam Türkiye'de yaşandı. Konya'nın Meram ilçesinde 12 Mayıs 2021 tarihinde Kereş ve Çalık ailelerinin ırkçı saldırısına uğradı dedeoğulları ailesi. Irkçı diyorum çünkü telefon konuşmalarının tamamı dedeoğulları ailesinin Kürtlüğüne vurgu yapıyordu. Irkçı saldırı diyorum çünkü ilk saldırı esnasında saldırganlar ısrarla biz ülkücüyüz, sizi yok edeceğiz diyordu. Aile Sayın Bakan, bakın bunu size söylüyorum. O fotoğraflardan daha önemli bir şey söyleyeceğim. Sayın Bakan, size söylüyorum. Ben size söyleyeceğim Sayın Bakan. Bakın aile 4 Temmuz günü resmi tikli hesabınızdan 4 Temmuz günü bir kez size doğrudan başvurmuş. Burada arkadaşlar, bütün kayıtlar burada. Sayın Bakan'a katliamdan önce 4 Temmuz'da mavi tikli hesaptan başvurmuş. 5 Temmuz'da 3 kez başvurmuş. 6 Temmuz'da 2 kez başvurmuş. 7 Temmuz'da bakana 2 kez başvurmuş. 10 Temmuz'da 1 kez başvurmuş. 13 Temmuz'da 1 kez başvurmuş. 18 Temmuz'da 1 kez başvurmuş. Ne yapmış Sayın Bakan? Hiçbir şey yapmamış. Bakın, aile saldırıdan 2 gün sonra 14 Mayıs günü CİMER'e başvurmuş. Bu katliamdan önce CİMER'e başvurmuş. 12 Temmuz'da Adalet Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı Adalet Bakanlığı'na ve Konya Savcılığı'na bu başvuruyu göndermiş.
Dedeoğlu ailesinin avukatı 17 Haziran 2021 tarihinde bu katliamdan önce Konya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş. Şüphelilerin tutuklanmasını istemiş. Olay tarihindeki HTS kayıtlarının tespitini istemiş. Tamamlayın sözlerinizi. Şüpheliler tehditlerine devam ediyor. Uzaklaştırma ve koruma kararı alınsın demiş. Siz hiçbir şey yapmamışsınız. Emrinizdeki adli kolluk hiçbir şey yapmamış ve Dedeoğlu ailesi katledilmiş. Şimdi buradan soruyorum. Bu olayın aynısı Solingen faciasından önce Almanya'da yaşansaydı, o aile İçişleri Bakanlığı'na başvursaydı, o aile Alman Şansölyesi'ne başvursaydı, o aile Solingen Savcılığı'na başvursaydı ve buna rağmen o katliam gerçekleşseydi ne diyecektiniz? Hepsine bu cinayete ortaksınız diyecektiniz. Biz de Sayın Bakan'a söylüyoruz. Bu cinayete ortaksın, engellemedin. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sayın Bakan'a da bu cinayetlerin arkasında olan herkese de mutlaka hukuk önünde hesap soracağız diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.